Şimdi bunlara yakalanmadan saatimiz kaç? 9. Kondisyon 72. Şurada bir şey var. Küçük bir kulübemsi. Başka bir şey var mı buralarda? O kulübeye bakmam lazım ama kurtlara da yakalanmak istemiyorum. Ya şimdi ben onları vururum da mermilerim boşa gitsin istemiyorum. Ama kurtlara yakalanmadan da oraya nasıl çıkacağız anlamadım. Unnamed mi? Buraya isim bile vermemişler. Düşünün öyle lanetli. Geyikler meyikler kurtlar katliam yapmış orada. Onlar görmez zaten ya bu kadar uzaktan. Yani gerçek hayatta olsa... İşte gerçek hayatta değiliz. Ne bulduk? Bandaj mı? Allah kahretmesin. Bunun için mi geldik lan buraya? Hayatımı riske attım. Gazete mi? Ah! Aa bu seferki kıvrılmış. Fanteziye gel. Geyik var. Aa gözümün önünde görmüyorum ya. Ağrı kesici. İyi ağrı kesici en azından. Geldiğime değmedi de hani. Neyse. Kurt geliyor yalnız. Ben biraz yavaştan uzar. Oldu ben kaçar. Haydi görüşürüz. Gelmiyor değil mi kimse? Ben hala odun bulamadım. En azından odun bulsak ya. Geyik kardeş. Nasıl odun nasıl bulunur biliyor musun? Neyse 69 doldu. Yaklaşık 15 kondisyon harcadık. 69 70 desek geri dönsek 55 kalacak. Ne ya? Ne oluyor? Ayağım mı kaydı? Aa ayağımı burktum lan. Yo, yo artık. Ne oluyor lan? Ayağımı burkunca mı geliyorsun? Lanet olası. Tamam lan anladık dur. Donmaktan daha önemli sorunlarımız var şu anda. Ayağımı burktum ve kendimi tedavi etmem lazım. First aid. Ayak burkuna ne iyi gelir ki anlamadım. Bandaj mı yapacağız? Yüz. Geçti mi? Geçmedi lan. Boş boşuna harcadık yani. Neyse ben niye buraya bakmıyorum ya? He bandaj yap diyor. 4 saat dinlen diyor. Bir de ağrı kesici al diyor. Tamam ağrı kesici kısmını da yapabilirim. 10 tane ağrı kesicim var. Tamam. Ama şimdi 4 saat dinlenmem için eve gitmem lazım. Benim artık... Ulan ben nasıl döneceğim bu kırık burkuk ayakla? Dünyanın yolunu geldim ya. Allah kahretmesin ya. Saat kaç? Neyse ki sabahın körü. İşte erkenden hava çıkmanın faydaları. Öbür türlü hava kararsa... Şimdi anlamaya başladım ya. İnsanlar niye böyle... Doğayla iç içe mekan... iç içe yaşayan insanlar daha erken kalkar. Hayatın kuralı bu. Bekle bekle ağrı kesici yuttum. Ben bu seslere falan alışmaya başladım yalnız. Bildiğin seke seke gidiyorum ya. Allah kahretmesin. Nereden geldim ben? Şuradan sola doğru gideceğiz herhalde. Allah. O çok yakın lan. Koş 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 koş. Geri geri depar atabiliyor muyum? Yürü. Tamam, buradan gelmiştim. Buradan sola doğru devam edeceğiz. Tüfeğim de olmasa var ya. Tamam, kırık dalı hatırlıyorum. Buradan devam. Şuradan direkt tepeden çıksak acaba bizim o düzlüğe ulaşır mıyız ya? Çünkü şuradan şöyle dönüyorduk. Şuradan yukarı çıkıyorduk falan filan. Hemen bir pratik yapmak için şuradan çıkmayı denesek mi? Ne durumdayız? 164. Bayağı bildiğin seke seke gidiyoruz ya. Hadi be koçum. Dayan. Geride kimseyi bırakmayız oğlum.
Kimi bırakacaksak. Şu tepeden bir bakalım. O ne? Kırık dal. Geyik. Yani bir ağrı kesici bulduk. İşe yarayacak. Su bulduk. Yarım kilo et bulduk. O kadar. Bugün biraz kesat geçti ya. Şimdi eve gidip 4 saat dinlenmem gerek. Belki akşama tekrar çıkarım. De, tabii buradan çıkabilirsek. Ha gayret. Ha gayret güzelim. Haydi. Arkada beni ne bekliyor acaba? Çok merak ediyorum. Ne? Bu ne? Aa, oley be, geldik. İşte budur. Buradan deli gibi dolanmaya gerek yok. O zaman buradan bu şekilde yardırırız. Bir dahaki sefer. En azından kurtların olduğu bölgeye çıkıyoruz. Seke seke geliyorum. Bu da kısa günün kârı olsun diyorum en azından. 8 kilo et. De pişirecek şey yok. Neyse bu geyikler herhalde soyları falan kurumuyordur diye tahmin ediyorum. Kalorim acayip düştü yalnız hepsini alırken. Bunları alırken ne kadar kalori harcayacağız? 233. Gatı alırken. Al bakayım. Oo bayağı düştü lan. Kondisyon kaydı lan. %46'lara falan geldim. Çift falan görüyorum. Saat kaç oldu? 12 PM. Bir şeyler yiyelim hemen bir. Benim pişirdiğim bir yemek vardı. Nerede o? Cooked. Heh. Eat. Tamam. Bundan bayağı bir kondisyon toplayacağız. Gatları aldık mı biz? Aldık. Hide'ları alalım. Tamam. Hadi ben kaçar. 3 mermi kaldı. Bu da umarım ki 3 geyik anlamına gelir benim için. Bayağı bildiğin hissediyorum şu anda o sekmeyi, acıyı ya. Yürüyüşe bak. Haydi. Neyse bir gün daha sağ salim geldik. Oh. Evet. Bakıyoruz. Hala 4 saat uyumam gerektiğini söylüyor. This is where an awesome description of a sprained ankle will go. Making this unnecessarily long and show where the line break occurs. Henüz buraya sprained ankle'ın açıklamasını yazmaya üşenmiş arkadaşlar. Buraya mükemmel bir açıklama yazacağız diyor. Ateşimiz yok değil mi ya? Of. Ateş olayını çözseydik iyiydi ya. Şunları falan yaksaydık olmaz mıydı? Ben yatayım bari. 4 saat mi uyuyacağız? Ne yapacağız? Uyu bari. Ne yapalım? Ha gayet. Aa save the game diyor. Ooo. İyiymiş. En azından oyun sevilendiğini. Oo 400 kalori kaldı. Acıktım. Açlıktan ölüyoruz. Nasıl lan hala mı? Ne acıtıyor ya? Yo. Hiçbir şeyim yok. He açlıktan dolayı galiba. Midem kazanıyor. Şimdi bu şekilde yersek 1250 kalori. Ha, 1,5 kilo bu etler normalde. Pişirdiğin zaman 1 kiloya düşüyor herhalde. Anladığım kadarıyla. Sanırsam. Siç. Su yok yalnız. Oha su yok lan. Ateş de yok. Suyu nereden bulacağız? Şöyle karı yalasak.
Şurada karları falan böyle yapsak olmuyor mu acaba? Ya ateş çakacak bir şey nasıl bulamıyoruz biz hemen? Anlamadım ki ya. Nereden bulacağız? Oğlum kulübede yaşıyoruz. Tahtadan kulübede yaşıyoruz. Nasıl bulamayız ya ateş? Yavaş. Oha! Yok artık be. Yine mi burktun lan bileğini? Hayvan gibi atlarsan oradan böyle olur işte. Neyse ki her şeyim var. Bandaj lazım. Kullan. Ben böyle dangalak dangalak davranırsam fazla hayatta kalamayacağız yani zaten. Benimkidir. Kullan. Bir 4 saat daha uyuyacağız şimdi. Neyse kalsın öyle de biraz. Kondisyon da 54'lere falan düştü. Silahını da çek böyle. Dımdızlak gitme. 3-0. Saat 3 o. Aa yukarıda bir yer varmış. Aa. Yukarıda ne var? Yalnız kafamı falan kaldırıyorum. Bir şey var gibi sanki. Yok mu? Donmuş. Bunu ben her şeyini almış mıydım? Gatları almamıştım. Bir gurultu sesi duydum ama. Şu an açım. Bayağı bayağı açım yani. Ama ne yiyeceğiz? Kibritte yapsam acaba etleri? Olmaz mı? Yo, ağaçları yemeyiz. Ne yazık ki ağaçlar bizim dostumuz çünkü. Dur bakayım buradan biraz sanki gidiyordu. Böyle bir bulmacalı tuzakta bir şeyler yapmış olabilirler mi? Ben olsam yaparım yani. Ne var tepede? Allah kahretmesin düştü. Dur lan zaten ayağım burk. Oha kondisyona bak. 36'ya düştü. Ama şöyle de çıkmak istiyorum işte. Keşfetme arzusu. Allah kahretmesin 23'e düştük. Gebereceğiz lan. Dön eve dön. Bırak başlarım keşfetmene ya. Atla atla son bir kez daha atla. Atla buradan da atla. %1 düştü. Aa, ben kaçar. Ağlıyor ağlıyor evime kaçıyorum şu anda resmen. Söyleyeceğim seni. Anneme söyleyeceğim. Kahretsin. Lan ne biçim eve... Nereye koymuşlar bu evi ya? Yol yok. Tamam mı anladık. Sen kendi kendine konu... Kalori... Eksilere düştü lan kalori. Oha! Nasıl oluyor lan o? Bayılacağım. Bayılıp gitmeyelim lan. Çabuk 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 çabuk. Ye ye ye. Oh. Ah. Nasıl bir his acaba ya? Kalori tamamen bitmişken yemek yemek nasıl bir his olabilir acaba? Şu an çok merak ediyorum. Ev nerede? Evi falan göremiyorum artık. Yakacak bulamadık hala. O ağaca çıkacağım ama. Bekle oğlum sen. Çıkacağım oğlum üstüne. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı. Bekle. Ocağımız yanıyor. Ateşimiz yok. Lanet olsun. Şu ağaca biraz kafa atsak. Etrafı bir keselim. Böyle hemen laps diye dalmak yok sonuçta. Beverly Hills'ta oturmuyoruz yani değil mi? Kola çan edip oturalım. Şimdi ne sıkıntımız var? O bandaj mandaj yapmamışız biz ya. Eyvah. O yüzden de bizim kondisyon düşüyor hala değil mi? Kondisyon 19'a düşmüş. Bandajla. Bandajladık. Bir de ağrı keseceğim. Ben bu hızda tüketirsem yalnız. Başka. Bir de 4 saat uyumam lazım diyor. İyi uyuyalım. Zzzz. Yalnız bir saniye dur. 4 saat uyursam benim kalorim yetecek mi? Şu anda 670 var çünkü. Bakıyoruz. 4 saat uyursak 320 harcayacak. Yetiyor. Tamam. Rest. Restine rest ulan. Akşam 10'da falan kalkmam lazım. Akşam partiye gideceğiz arkadaşlarla. O yüzden hungry, dehydrated. Ha işte.
Etrafta karanlık. Ne yaptık lan biz? Niye böyle yaptım ben ya? Az önce bir de sevledin. Bir saniye. Boş boş konuşmayalım. Gebereceğiz şimdi. O zaman yiyeceğiz bunu. Çiğet. Ne yapalım? Ne olabilir ki yani? Ay zehirlendim mi? Yok artık. Zehirlendiysek bir tane daha götüreyim o zaman hazır zehirlenmişken. Değil mi? Gebermiyorum değil mi? Bir de çok karanlık lan burası. Nerede bizim şey? Heh. Arkamda hayalet çıksa yemin ediyorum öyle bir korkarım ki. Şu orada çıksaydı bir şeyler. Bunu buraya koyalım. O orada bir yansın. Dışarısı nasıl? Açık ama rüzgarlı. Bakayım bakayım. Vay arkadaş, vay 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 vay. İşte bu sahne için burada hayatımı kaybetmeye yani varım değil de yani işte en azından güzel sahne gençler. Oo, içeride yaktığımız ateşimiz dışarıyı aydınlatıyor. İnce detaylar, ince ama kalbimizi çalan detaylar. Dışarılara vuruyor işte tam böyle dışarıdan gelen yabancılara davetkar bir görüntü. Gelin diyorlar, sıcak çorbamız var diyor. Ama halbuki hiçbir şey yok. Kalp atışlarımı duyuyorum lan. Kondisyon düşüyor. Allah kahretmesin öleceğim lan. Ateş, su, tahta gir. Ne oldu? Şu anda 259 harcıyoruz. Kondisyon 14'te kalp atışlarını duyuyorum. Ya su yapmanın başka bir yolu yok mu? Ateş yakmanın başka bir yolu yok mu? Ya olması lazım ama. Allah Allah. Of öleceğiz galiba. Crowbar. Ben az önce bir tane bidon bulmuştum. Ona ne oldu? Şunu kullanamıyor muyuz? Susuzluktan öleceğim yemin ediyorum. Bu kadar kar varken etrafta. Bunu. Tek. Al bakayım. %11'e düştü. %11'e düştü. Şunu yere koysak. Eritmiyor mu? Suları eritmiyor mu? Suları erit. %10 kaldı. Öleceğim. Buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Yalnız içeride ateş kalmadı. Nasıl? Hala aydınlanıyor lan içerisi. Neyse. Son ölüm anında dikkat ettiğim şey de bu. Olmasın. Evet dostum. Burada öleceksin. Ben de öleceğim. Çünkü ben senin iç sesin. İç sesinin. Güzel bir yaşam yaşadık ama... Özellikle son birkaç gün. Yapacak bir şey yok. %8 kaldı. Su! Su istiyorum. Bunu yesem acaba biraz içinde su var mıdır? Deneyelim mi? Smash dediğin ne ki? Ha, vurarak aç herhalde değil mi? Ama benim açacağım var. O yüzden... Yiyeceğim. Açarak. Can opener degraded to %39. Tamam. Açtık. Gıda zehirlenmesi de var zaten şu anda. Kondisyon %6. Acaba gıda zehirlenmesi yüzünden mi kondisyonu düşüyor yoksa su yüzünden mi? First aid çaksak hemen bir tane. Antibiyotik. Enfeksiyon geç. Antiseptik. Cleaning water. Wounds. Kullanalım artık. Öldükten sonra bunlar lazım olmayacak zaten. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yalnız yavaş yavaş kayıyorum ben buradan. O yüzden sizlere diyorum ki arkadaşlar gelin. Son saniyelerimizi şu güzel Kuzey Kutbu'na bakarak geçirelim.
Çünkü bazı anlar gelir. Şu an gibi. Yapacak hiçbir şeyimiz kalmaz. Son anlarımız sadece. En azından soğuktan veya açlıktan ölmüyoruz. Ya susuzluktan ya da gıda zehirlenmesinden gidiyorum şu anda. O yüzden bu ne? Forage for wood. Forage. Aa! Ulan şu anda bulduk lan oyunda nasıl odun bulacağını. Allah kahretmesin seni ya. Of. Son saniyede. Of ya. Demek ki odun o şekilde toplanıyormuş. Ben onu oyunun en başında bakmıştım zaten. Neyse. En azından ilk denemelerimde bir gün 18 saat hayatta kalmaya başardım. Başarı diyorum benim için en azından. Ve burada da arkadaşlar isterseniz sonlandıralım. İlk The Long Dark maceramız uzun geceler. Burada sonlansın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde eğer tekrardan başlarsam görüşmek üzere diyorum. Ben oradan bir load game yapsam acaba? Load game. Load game. Ölünce gidiyormuş. Permadeath var demek ki oyunda. Neyse. Quit.